Gelelim Gürsel Tekin'e. Bize dedi ki anket merkezde değil ama biz onun haricinde bir anketi konuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada bir enteresan haber daha var. Meral Akşener dün İyi Parti Genel Başkanı İstanbul Sarıyer'de esnafla sohbet ederken şöyle bir diyalog geçiyor. Var mı videosu, sesli mi arkadaşlar? İzleyebiliyor muyuz yoksa? Sesli değil, ben anlatayım izlerken. İttifak bozulmasın, birlik olsun diyen bir vatandaşa korkunuz mu var diyor. O da evet diyor. Akşener de ben yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım diyor. Yani altılı masa dağılabilir endişesi vatandaşta var mı Gürsel Bey? Ve buna karşılık altılı masa nasıl bir iletişim izliyor? Evet, önce izin verirseniz bir haberi paylaşmak istiyorum. Tabii. Türkiye'de demokratik mekanizmayla bir tek seçim yapıyoruz, muhtarlarımızı seçiyoruz. Onun dışındaki seçimlerin hiçbirisi demokrasiye uygun değildir, biz dahil olmak üzere. Muhtarlarımızın çoğu çok ciddi sıkıntı çekiyor. Ya bu kadar en demokratik mekanizmada seçilmesine rağmen bir muhtar şöyle bir şey söylemiş. Ya 5 milyon Suriyeli besliyorsunuz da 3 tane köylünün elektriğini niye kesiyorsunuz diye soruşturma açılıyor. Ya bu tekil değil. Yani Türkiye'de bugüne kadar yöneticilerin arzu etmediği bir davranış varsa muhtarlar ya görevde alınıyor ya soruşturma açılıyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Seçilmiş, atanmışların seçilmişleri görevde almasına son vereceğiz ve sizin sorunuza geliyorum. Şimdi 2017 yılından itibaren Sayın Genel Başkanımızın özel çabasıyla, hatta 2014'ten başlayan, yani Sayın İhsanoğlu döneminden başlayan bir süreçten sonra gerçekten çok kolay değildir. Yani Türkiye coğrafyasındaki yaşadığımız siyasi sorunları hepimiz çok iyi biliyoruz. Birbirine benzemeyen, çok farklı ideolojik yapılarda olan ve farklı programları olan siyasi partileri 2017 yılından itibaren masada muhafaza etmiş önemli bir liderdir. Yani bunu öncelikle bunu böyle kabul edelim. Baştan itibaren de altılı masada bir dağılmayı, bir enfekte olmayı bekleyen bir yapı da var. Bu son derece doğaldır. Ama şunu bilelim ki elbette sonuç itibariyle bu altı siyasi partinin bir araya gelmesinin temel nedeni var. Mevcut şu andaki sistemden kaynaklı. Büyük olasılıkla 2023 seçimlerinden sonra altılı masadaki siyasi partilerin çoğu biz birbirimize rakip olacağız. Yani biz Siyam ikizi falan değiliz. Niçin bir aradayız? Demokrasi için bir aradayız. Evrensel hukuk için bir aradayız. Daha özgür bir Türkiye olsun için bir aradayız. Bu bir arada duruşu bugüne kadar muhafaza eden siyasi partiler sonuna kadar muhafaza edecektir. O konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Cumhurbaşkanlığı adayı konusu tabii ki en önemli temel konu da o. Çünkü sonuç itibariyle 3 aşağı 5 yukarı birçok programlarda siyasi partiler uzlaşacaktır. Ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili, iç politikayla ilgili bunlar çözülebilir sorunlardır. Ama burada da bir Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili olarak da ya da bu okulun bir öğrencisi olarak şunu söylemek istiyorum. Hani bir deyim var, tavuk su içer Allah'a bakar. Baştan itibaren, yani 2003 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi konusunda, Türk siyasetinin tıkanmaması konusunda çok önemli sınavlar verdi. İşte 2003 yılında Sayın Erdoğan meselesi, ondan sonra 2011, 2014, 2015, daha sonra İyi Parti'nin kuruluş aşaması. Bütün bu süreçlere baktığımızda bunu muhafaza etmek için, demokrasiyi muhafaza etmek için çok önemli çabalar sarf etmiştir. Takdir edersiniz ki başladığı günden itibaren de Sayın Genel Başkanımız hiçbir siyasi partinin reyine bakmadı. Yani sizin reyiniz bu, bizimki bu. Hayır kardeşim. Bizim hedefimiz aynı nokta. Yani ister %1 oyunuz olsun, ister %35-40 oyunuz olsun, bu çerçevede bir araya gelen altılı siyasi partiler önümüzdeki günlerde ben büyük olasılıkla, yani çok uzayacağını zannetmiyorum. Bir iki ay içerisinde tabii büyük olasılıkla... 2 Ekim'de artık konuşulur mu bu konu?
Ve bence konuşulur. Bir sonraki toplantı, bir buçuk ay sonra aday konuşulur diyorsunuz. Ve Türkiye'nin özlem duyduğu, bütün bu kaygılarımızı giderebilecek, sistemi sorunsuz değiştirebilecek bir adayla yolumuza devam edeceğiz. Bu da mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmalı diye düşünen bir siyasetçiyim. Anket meselesine gelince, ya ben sokak siyasetçisiyim ve Türkiye'deki bütün muhtarlarla da iletişimim var. Biraz önce o haberini paylaştığım muhtar da ülkücü bir kardeşimizdir. Çok rahatlıkla ulaşabiliyorlar ve ben de onlarla iletişim olan bir insanım. Şimdi bu anketler, yani sevgili kardeşim alınmasın, ben tabii bütün anketlere saygı duyan bir siyasetçiyim. Ama sahadaki durumla anketçilerin durumu birbiriyle çok çelişiyor. Yani ya ben yanılıyorum ya da seçmenin şu andaki yaşamış olduğu atmosfer, ekonomik sıkıntı, ekonomik kriz, ekonomik sefalet, bu sefaleti yaşatan bir siyasi hareketi tekrar tercih edeceğim, tekrar devam edeceğim diyecek seçmen sayısının çok az olduğuna inanıyorum. Bir kere öncelikle AK Parti kendi burjuvasını, yani kendi sermayedarını kaybetti. Şimdi mesela bütün bu sorunların bir sebebi aranıyor. İşte marketçilere bakıyorum ben, gıda sektörünün önemli kısmı, geçmiş dönemde de AK Parti'de siyaset yapan, halen bir kısmı orada siyaset yapan insanlardır. Bunlar terörist. İşte efendim yapsatçılara bakıyorum, yapsatçıların %90'ı yine AK Parti'de, bunlar terörist. Üretici, tüketici, için bütün bunlara baktığınızda bunları sokakta insanlar değerlendiriyor, o konuda hiçbir sıkıntı yok. Ben geçmiş dönemdeki tecrübelerimde de şunu söyleyebilirim. İki seçim çok önemliydi. Bunun bir tanesi 89. Gürkan da çok iyi hatırlar. 89'da öyle bir atmosfer oldu ki, hatta SHP olarak biz bazı illerde aday bulamadık. Mahalli seçim söylüyorum. Evet. Yani aday mesela, işte atıyorum, çok yaşadığımız için kulakları çınlasın, Nurettin Hoca daha adaylığını ifade etmemişti. Ben de o zaman biz genç siyasetçiler olarak rahmetlik Aydın Güven Gürkan'a gitmiştik. Aydın Bey aynen şunu söyledi, İzmir'deydi. Dedi ki mümkün değil dedi. Yani arada şu kadar fark var. Bütün anket şirketlerinin bakıyorsun, ya inanılır gibi değil. Yani arada 30-40 falan. 89 seçimi oldu. Türkiye'de neredeyse bütün illerini SHP aldı. Şimdi ondan sonraki sürece bakıyoruz. 2000 bu son, işte Sayın Erdoğan'ın AK Parti'nin seçime girdiği dönem. Bütün o dönemdeki anketlere baktığınızda 24, 25, 26. Ya bu bantlarda. Seçmenin ben ruh halini şöyle tarif edeyim. Bizim Türk seçmenimiz önce kimi gideceğine karar verir. Yani evrenden itibaren, isterseniz bütün süreci zaman uzamasın diye söyleyeyim. Düşünün, 8 ay önce evrene %92 oy veriyor. Evrenin bütün baskısına, televizyonun, o zaman biliyorsunuz sadece TRT var, birebir tarif etmesine rağmen hiç beklenmedik bir şey oldu. Rahmetli Özal'ı kimse doğru dürüst tanımıyordu. ANAP'ta Özal'ı seçti. Özal'a iki kez kredi verdi. 87 dur dedi kardeşim. Yani sen parama dokunuyorsun dedi ve değiştirdi. 94 yine öyle, işte 2001 seçimlerine baktığımızda bu kadar ağır maliyetin olduğu bir yerde Cumhur İttifakı'nın ayakta kalması gerçekten çok zor. Gürsel Bey, yani, Sayın